Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Präteritum. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde Präteritum'u görmüştük. Ancak bu dersimizde şöyle bir pekiştirme mahiyetinde bir toparlayalım istedim. Tip 1, tip 2, tip 3'ü tek bir tahtada inceleyelim istedim. Ve farklı fiillerle ele alalım istedim. Hazırsanız dersimiz başlasın. Önceki dersi anlatmıştım ancak burada şöyle bir üstünden gene geçmekte fayda var. Tip 1 için ne demiştik arkadaşlar? Düzenli olan fiiller, yani regelmäßige Verben. Burada ne yapıyorduk? TE ile sonlandırıcıya gidiyorduk, öyle değil mi? Tip 2 için Typ 2. Burada ne vardı arkadaşlar? Unregelmäßige Verben, yani düzensiz olan fiiller, öyle değil mi? Ve düzensiz olan fiillerde ne oluyordu? Buradaki vokal, yani sesli harfte bir değişme, uğrama söz konusuydu ki burada da zaten birazdan görüyor olacağız. Bu tip 2 için geçerliydi ve tip 3 için burada da ne oluyordu arkadaşlar? Hem düzenli fiildeki TE sonlandırıcısı hem düzensiz fiildeki bu ne? Vokal değişikliği, yani bu sesli harf değişikliğine gidiliyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla TE ve oradaki sesli harfin ne oluyordu? Dönüşümü oluyordu. Öyle değil mi? Dilerseniz öncelikle bir Typ 1 ile başlayalım. Typ 1, tip 1'de machen fiilini görüyoruz arkadaşlar. Machen neydi? Yapmak anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu Tip 1 olarak ele alıyorum. Neden? Çünkü düzenli fiil kapsamında olduğu için. Düzenli fiil kapsamında olduğunda ne olacak? TE sonlandırıcısına gideceğiz. Bu durumda ben yaptım derken tabii şunu da unutmamak lazım. Preteritum neydi? Perfekt zaman gibi düşünülüyordu. Öyle değil mi? Dili geçmiş zaman anlamına geliyordu. Ve daha çok nerede karşımıza çıkıyordu? Yazılı dilde. Ancak perfectlikte ne vardı? Konuşma dilinde karşımıza çıkıyordu, öyle değil mi? Konuşurken kullanıyorduk. Machen'e baktığımızda demek ki ben yaptım derken arkadaşlar ich machte demem gerekiyor. Demek ki ben yaptım derken ich machte diyormuşum. Peki sen yaptın derken ne olacak arkadaşlar? Du machtest olacak. Bu durumda bakın burada e kaynaştırması girmiş araya. Kalkıp da du machtest diyemeyeceğimize göre ne olacak? Oraya bir e girmiş oluyor. Bu durumda du machtest, sen yaptın anlamına gelmiş oluyor. Üçüncü tekile baktığımızda hatırlayalım, ne demiştik? Tıpkı birinci tekildeki gibi çekimleniyordu. Bu durumda bakıyoruz ich machte, er içinde değil mi? Üçüncü tekilde gene ne olacak? Aynı şekilde çekimlenecek. Bu durumda er machte, sie machte ve es machte olarak ele alacağız, değil mi? Biz yaptık derken arkadaşlar wir machten diyeceğiz. Demek ki wir machten, biz yaptık anlamına geliyor. Peki ihr için ihr neydi? Karşımızda bir grup insan varsa, iki ve daha fazla insan varsa ne yapıyorduk? Ihr olarak bunu adlandırıyorduk, öyle değil mi? Sizler yaptınız derken ihr machtet dememiz gerekiyor. Dolayısıyla ihr machtet, sizler yaptınız demekmiş. Nezaket formu sie ya da onlar sie aynı şekilde çekimleniyor. Bu durumda ne olacak bu? Sie machten, değil mi? Onlar için de sie machten dememiz gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir tekrarlayalım. Demek ki ben yaptım derken ich machte demem gerekiyormuş arkadaşlar. Sen yaptın derken du machtest dememiz gerekiyormuş. Er machte, sie machte, es machte. Üçüncü tekilde, yani o yaptı derken demek ki er, sie, es ne deniyormuş? Machte deniliyormuş. Peki wir ne oluyormuş wir'da? Burada mastar halde kalacak. Tabii preteritum olarak düşünüyoruz bu durumu. Ne olacak burada? Wir machten, biz yaptık anlamına geliyormuş. Peki ihr için ne oluyormuş arkadaşlar? Ihr machtet ve nezaket formu sie ya da onlar sie aynı kapsamda ne olacakmış? Bu da gene sie machten, sie machten olacakmış. Buraya bir örnek cümle yazdım. Anlaşılır daha bir otursun diye. Bakın burada er machte Urlaub in
Italian, Urlaub tatil demek arkadaşlar. Tatil yapmak deriz ya güzel Türkçe'de. Almanca'da da bu böyle ele alınıyor. Dolayısıyla tatil yapmak Almanca'da Urlaub machen anlamında. In Italian zaten biliyoruz. Neresi oluyor burası? İtalya değil mi? O İtalya'da tatil yaptı derken demek ki ne diyecekmişiz? Er machte Urlaub in İtalyan diyecekmişiz. Şimdi de tip 2 yani tip 2 inceleyelim. Az önce de söyledim. Tip 2'de ne oluyordu arkadaşlar? Burada unregelmäßige Verben söz konusuydu. Yani düzensiz olan fiiller. Peki düzensiz olan fiillerde ne yapıyoruz? Buradaki sesli harfi ne yapıyoruz? Radikal bir değişime uğruyor öyle değil mi? Ne oluyor? Sesli harfin yerine başka bir sesli harf girmiş oluyor. Bakıyoruz, fahren fiilini görüyoruz arkadaşlar burada. Fahren neydi? Sürmek anlamına geliyordu. Bu kara taşıtları için geçerliydi değil mi? O aygıtın, o taşıtın şoförü olabileceğimiz gibi ne yapabiliyoruz? Aynı zamanda da yolcusu olabiliyoruz. Söz gelimi işte araba sürmek, bisiklet sürmek, motosiklet sürmek ama aynı zamanda trene binmek anlamına da geliyor, otobüse binmek anlamlarına da gelebiliyor bu. Şimdi Typ 2 olarak baktığımız fahren fiilinde arkadaşlar düzensizlik var. Ne oluyor? Bakın bayağı radikal bir değişime uğramış. Fahren ne olmuş? Ben sürdüm derken ich fuhr demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki ben sürdüm derken ich fuhr. Tabi güzel Türkçe'de sürdüm ya da işte falanca yere gittim anlamı da doğuyor fahren ile. Du'ya baktığımızda sen sürdün ya da sen gittin derken tabii bir taşıtla gittin yürüyerek değil de bir taşıtla ne diyeceğiz? Du fuhrst yani sen gittin, sen sürdün anlamında değil mi? Du fuhrst dememiz gerekiyormuş. Üçüncü tekilde durum nedir? Üçüncü tekilde tıpkı düzenli olan fiillerde olduğu gibi ne yaptık? Birinci ve üçüncü tekili aynı şekilde çekimledik. Burada da durum gene aynı. Ich fuhr. Dolayısıyla er, sie, es için de durum aynı. Er fuhr, sie fuhr ve es fuhr olarak ele almamız gerekiyor. Demek ki o sürdü anlamına gelmiş oluyor. Biz sürdük ya da biz gittik diyecek olursak wir fuhren dememiz gerekiyor. Demek ki wir fuhren biz sürdük, biz gittik anlamına geliyormuş. İkinci çoğula baktığımızda sizler yani iki ve daha fazla İnsan varsa karşımızda bunlara sizler diyoruz değil mi? Yani daha doğrusu Almanca'da ihr olarak ele alıyoruz. Bu durumda ihr fuhrt dediğimizde sizler gittiniz, sizler sürdünüz falanca yere anlamı doğmuş oluyor. Nezaket sie ya da onlar sie ne oluyormuş bu da? Sie fuhren onlar gittiler, onlar sürdüler gibi ya da nezaket formunda siz gittiniz diyecek olursak ne oluyormuş? Sie fuhren diyormuşuz. Bunu örnek cümlede incelediğimizde arkadaşlar Sie fuhr nach Berlin. Evet, burada kastettiğimiz neresi arkadaşlar? Berlin'e gitti. Kastettiğimiz buradaki Sie ne olabilir? Sie fuhr. Bakıyoruz tablodan. Er, sie, es. Öyle değil mi? Bakın. Er, sie, es fuhr. Dolayısıyla burada bir kadından bahsediyoruz. O ne yaptı? Berlin'e gitti. Yani tabii bu ne olabilir? Neyle gitmiş olabilir? Arabayla gitmiş olabilir, trenle, otobüsle gibi değil mi? Bir araçla Berlin'e gitmiş olabilir. Şimdi de Typ 3'ye inceleyelim arkadaşlar. Typ 3 yani tip 3'te ne oluyor? Burada arkadaşlar tıpkı düzenli fiillerde olduğu gibi ne olacak? TE sonlandırıcısı gelecek. Artı düzensiz olan fiildeki bu fiil ne oluyordu o fiildeki sesli harf? Farklı bir sesli harfe dönüşüyordu. İşte tip 3'te bu söz konusu arkadaşlar. Bakıyoruz. Wissen fiili var arkadaşlar. Wissen bilmek demek arkadaşlar. Bakalım. Wissen demek ki bilmek denildiğinde ben bildim derken ich wusste anlamına geliyor. Bakın ne olmuş? TE sonlandırıcısı gelmiş. Ve i ne olmuş arkadaşlar? U'ya dönüşmüş. Dolayısıyla burada baya baya bir dönüşüm var öyle değil mi? Ich wusste demek ki wissen ich wusste şeklini almış. Du'ya baktığımızda arkadaşlar du wusstest. Bakın sonlandırıcı test ama aynı zamanda oradaki i'nin dönüşümünü görüyoruz. Zaten
kırmızı ve mavi harf renklerle işaretledim o harfleri. Dolayısıyla Du wusstest ne olmuş arkadaşlar? Kökteki o i, u'ya ve sonlandırıcı test ile ne olmuş? Wusstest halini almış. Erziyeyse baktığımızda arkadaşlar tıpkı birinci tip ve ikinci tipte olduğu gibi ne oluyor? Tıpkı birinci tekildeki gibi ele alınıyor. O şekilde çekiliyor. Dolayısıyla ich wusste ile er, sie, es wusste aynı şekilde çekimlenmiş oluyor değil mi? Wir'a baktığımızda wir biz bildik derken arkadaşlar wir wussten demek ki biz bildik anlamı doğuyor. Ihr için bakın hep ten ve aynı zamanda oradaki vokal dönüşümü mutlaka ama mutlaka var. Wir wussten, sizler bildiniz derken ihr wusstet dememiz gerekiyor. Nezaket formu sie ve onlar sie. Bu da ne olacakmış demek ki arkadaşlar? Wussten olarak ele alınacakmış. Örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wir wussten nicht, wie das funktioniert. Evet. Funktionieren, işlemek, çalışmak anlamında arkadaşlar. Biz bilmiyorduk. Wie neydi? Nasıl değil mi? Biz bilmiyorduk. Bunun nasıl çalıştığını burada bir şeyden bahsederken işte bu bir makine olabilir, bu herhangi bir şey olabilir. Biz bunun nasıl çalıştığını bilmiyorduk diyecek olursak demek ki wir wussten nicht, wie das funktioniert dememiz gerekiyormuş. Hazırsanız arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich machte. Ich machte. Du machtest. Du machtest. Er machte, sie machte, es machte, wir machten, wir machten, ihr machtet, ihr machtet, sie machten, sie machten. Er machte Urlaub in Italien, er machte Urlaub in Italien. Ich fuhr, du fuhrst. Du fuhrst, er fuhr, sie fuhr, es fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren, sie fuhr nach Berlin, sie fuhr nach Berlin. Ich wusste, du wusstest, du wusstest, er wusste, sie wusste, es wusste, wir wussten, ihr wusstet, sie wussten, wir wussten nicht, wie das funktioniert, wir wussten nicht, wie das funktioniert. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preteritum konusunu kapatmış olabiliriz belki ama sonraki derslerimizde mutlaka ama mutlaka farklı yapılarda başka başka fiillerle ne yapıyor olacağız? Preteritum konusunu orada da görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.